Eski İstanbul'u unutamam. Sahil meyhanelerini, martı çıldıklarını, mapushanelerini, müzelerini, minarelerini unutamam. Belki bir ihtimal bunları unutsam bile bana her şeyini cömertçe veren Rana ablayı hiç unutamam. Karakolda ayna varı hiç kimse onun kadar şakıyamazdı. Onun kadar narin oynayamazdı hiç kimse. Zühtü Turalı bile. Eski İstanbul'u yani ciğeri beş para etmez o güzel insanları, Lal Danyalı, Kıblesiz'in oğlu Muhterem'i, Yalak Vahit'i, Zoka Dursun'u, Zina Mehmet'in kardeşi Hikmet'i, Çatlakçı'yı, Çopur Vasıf'ı unutmam mümkün değil. Gönlüm karınca küresi gibiydi. Çok insan girip çıktı eski İstanbul'dan. Ama hiçbirisi Çerkez Ahmet Rasim Paşa'nın kızı Mihri Müşfik Hanım kadar etki bırakmadı gönlümde. Ben o zamanlar Samatya'da envali metrukeden kalma, tahta sütunlu, üç odalı, revaklı bir evde oturuyor, kendimi bulmak için resim yapıyordum. Bir odada ben, diğerinde emekli bir lokomotif ateşçisi olan dedem Köz Ali, bir diğerinde de kiracımız Hamal Hacı Dayı kalıyordu. Resimlerim vagonlar gibi peş peşe takılıyor, beni Mihri Müşfik Hanım'ın hayal dünyasına taşıyordu o evde. Soyca bahtsızdım, çelişkilerimin kurbanıydım. Yalnızdım kapıdaki it gibi. Konaklarında sıkılıp Kadıköy, Bostancı, Göksu, Çifte Havuzlar, Yoğurtçu Deresi gibi sayfiye yerlerinde gezintiye çıkan zengin ve güzel kadınlardan biriyle tanışmak istiyordum. Mihri Müşfik Hanım gözdemdi. Belki bir gün rastlarım diye Kadıköy'e bakla tarlası civarına gidiyordum sık sık. Hayat işte, sonunda rastladım. Başında gül demetinin iliştirildiği hasır bir şapka, ayaklarında ise gösterişsiz sade iskarpinler vardı. Biçilmiş ot kokusunda gezinen beyaz bir güvercin. Selami Müşfik Bey'den ayrılıp bohem ve yoksul bir yaşam tutturduğunu bildiğim için çekinmeden takdim ettim kendimi. Dünya arsız, dipsiz ve güzeldi. Harbi davrandım. Çıplak gerçeğimi anlattım olduğu gibi. Yaşam ufkumun ötesinde hayalle yakaladığım renklerin kağıt ve bez üzerindeki maceralarından söz ettim. İçli, incelikli duyumsamanın büyüsünü gülümseyişine yayarak dinledi. Enteresan bir hayat, dedi. Benimkini andırıyor. Ben de bir zamanlar Montparnasse bulvarındaki evimin bir odasını atölye olarak kullanıyor, diğer odasını geçimim için kiraya veriyor, senin gibi renklerle dans ediyordum. Resimlerini bir gün getir bakayım. Çarpıldım. İnsan çarpılmasın, çarpıldı mı inceliği ve derinliği olan hislerle dokur hayalini. Varlığın biricik şartı haline gelir sevdiği insan o hayalde. Uyku tutmadı o gece. Mukavva üzerine çizdiğim en güzel portreleri seçip dosyaladım ve ertesi sabah çıktım evden heyecanla. İstanbul kadınlaşmıştı. Sakin, güneşli ve şen şakrak.
Kendimi bir davar, gördüğüm kalabalıkları da kendi iç çölümde ot arayan davar sürüleri olarak duyumsamıyordum artık. Adam yerine konmanın, önemsenmenin hali işte. Martı kanatlarının altında denize karşı oturduk. Tek tek dikkatle tetkik etmeye başladı resimlerimi. Dosyanın ilk resmi Rana ablanın portresiydi. Altında Hafız'a ait bir mısra vardı. Alem ceridesinde yazılıdır aşkımız. Keşke getirmeseydim bu resmi diye düşündüm. Sıcak bir tebessüm yayıldı yüzüne. Kim bu? Dedi. Rana olduğunu söylemedim. Lalet dayın bir muhabbet tellalı diye geçtim. Kadınları yalın, şatafatsız çizmem, zengin dekoratif ögelerle bezenmiş bir mekandan uzak tutmam, yani neoklasik bir tarza itibar etmemem hoşuna gitti. Dosyanın sonuna geldiğinde, resim ressamı geçindirmiyor ama portrelerini sevdim dedi. Başını çevirip sevincime baktı, o anı anlatamam. Kalktık ama kendisiyle daha fazla beraber olma arzusundaydım. Aşiyanla ilgili unutulmaz hatıralara sahip olduğunu bildiğim için orayı birlikte gezmeyi rica ettim. Düşündü, çevresini süzdü şöyle bir, kabullendi. İsteksizliğini sezinledim. Yürüdük. Aşiyan yokuşunu tay gibi çıktı. Evin önünde durdu, seyrederken hüzünlendi. Çoğalan iç seslerimizle girdik içeri. Eşyaları seyrederken Tevfik Fikret de dostluğunu anlatmaya koyuldu. Şairin öldüğü günlerde heykelini yapmak amacıyla bal mumundan yüz kalıbına alışını anlatırken dili düğümlenir gibi oldu. Kadının anlatımına yayılan ışıkta beni cezbeden dışa vurumcu hoş bir efsun vardı. Hiç konuşmadım, sormadım. Dinledim, soluğumu kesercesine. Şairin rübap şiiri ile edebiyat-ı cedidecilerin şiirlerini resme dönüştürdüğü ikinci kata çıktık. Burada fazla konuşmadı. Eve bakan görevliye günlük ortalama ziyaretçi sayısını sordu. Rakamı öğrenince, çok acı diye mırıldandı. İkinci buluşmamız büyük umutlara kapılmama yol açtı. Geriliğimi, yetersizliğimi düşünerek endişelendim, küfrettim kendime, çeki düzen verdim. Geleceğe dair olmayacak hayaller kurdum. Üçüncüsü fena değildi. 17 kubbenin tanıklığında Beyazıt Kütüphanesi'nde geçti. Dördüncü buluşmamız Beyoğlu'nda gerçekleşti. Üzgündü. Nedenini sordum. Bilmiyorum, dedi. İstiklal Caddesi ile Sakız Ağacı Sokağı'nın kesiştiği yere kadar sessizce yürüdük. Ağa Camii karşısında mayonezli, turşulu birer sandviç yedik. Hafta sonunda Heybeli Adaya gidip gezelim, dedim. Kabul etmedi. Ayrılırken buluşacağımız güne dair bir tarih ve yer vermesini istedim. 20 gün sonra, Kadıköy'de, ayrılık çeşmesi önünde, sabah saat 11'de buluşalım, dedi. Moralim bozuldu. Buluşma yerinin adı meymenetsizdi. Üstelik çok uzun bir süreydi bu. İtiraz edemedim. Tokalaşıp ayrıldık. Kadın dördüncü buluşmamızda kendisine gösterdiğim ilgi ve ihtimamın yarısı kadarını göstermemişti bana. 20 günü azap içinde geçirdim. Günü er sabahtan kalktım. Kendime çeki düzen verdim. Dedemden aldığım parayı cüzdanıma yerleştirdim. Saat 10'da 3 kurnalı ayrılık çeşmesinin önünde beklemeye başladım. Eski umut ve heyecanımdan fazla bir şey kaybetmemiştim. Saat 11 oldu. Gelmedi. 2 saat bekledim. Uzaktan gelen her kadını ona dönüştürmeye çalıştım. Olmadı. Belki yanlış hatırlamıştır diye önceki buluşma yerlerine gittim. Bulamadım. Eve döndüğümde karanlık çökmüş, tam bir yıkıntı haline gelmiştim. O günden sonra 3 hafta Kadıköy'de dolaştım. Daha önce yöneticisi olduğu İnaz Kız Sanayi Nefize Mektebi'nin hocalarına sordum. Biz bilmiyoruz, İbrahim Çallı'ya veya Fikret Adil'e sor, onlar onun yakın arkadaşlarıdır, bilirler, dediler. Bu ressamları bulamadım.
Bir ay sonra Feyhaman Duran'ın karısı Güzin Hanım'dan Mihri Müşfik'in İtalya'ya gittiğini öğrendim. Eve geldiğimde ben artık ben değildim. Dedem Köz Ali ile Hamal Hacı dayı karşılıklı oturmuş çay içiyorlardı. Her ikisi de beni sessiz ve derin derin seyre koyuldu. ''Bu son aylar içinde sana ne oldu torunum?'' dedi dedem. ''Bir felaket mi geçti başından?'' ''Delikanlıyı ben de iyi görmedim.'' diye mırıldandı Hacı dayı. Dert dökmek, çare aramak ihtiyacıyla olayı başından itibaren ayrıntılarıyla olduğu gibi anlattım. İlgiyle dinlediler. Sustum sonra. Sessizce bakıştık. ''Lokomotifin kazanına kömür atmamışsın.'' dedi dedem Köz Ali hüzünlü bir sesle. ''Raylar ateşle kat edilir.'' Bu fikir beni tutmadı. Bakışlarım ister istemez Hamal Hacı dayıya kaydı. ''Kadının yükünü sırtlamamışsın.'' dedi. ''Sırtlayıp yürüseydin, cefanı hisseder, sever, ecnebiye gitmezdi.'' ''Mala mülke önem vermeyen, sade yaşayan yüksüz bir kadındı.'' dedim. ''Yüksüz insan olur mu hiç?'' dedi. ''Cırlayık kuşunun bile yükü var. Gönlünde terazi yoksa göremezsin o yükü. Ağır yükler görünmez.''